Kareleri ekrana getirdiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel görüşmesini nasıl yorumluyorsunuz? Eski genel başkanlarla Erdoğan görüşmesi öncesinde konuştu Özgür Özel. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nu Söğütözü zirvesinin sonrasına bıraktı. Bu görüşmede tabii daha bilmiyoruz, bir açıklama gelmediği için gelecek gibi de durmuyor, ama ne konuşmuştur Özel ve Kılıçdaroğlu? Özgür Özel aslında birkaç gündür hem Türkiye'nin bütününe mesaj veriyor hem de parti içine mesaj veriyor. Bugünkü görüşmede, ki Erdoğan'la görüşmeden önce eski genel başkanların tümüyle görüştü, bugün de Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Bu mesajlar da aslında parti içine dönük mesajlar. Çünkü Özgür Özel aslında 31 Mart'ta ortaya çıkan tabloyu iyi okur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olması önemliydi. Türkiye'nin normalleşmesinin yolunu açmasında önemli bir, gerçekten kilometre taşı Özgür Özel bugün Erdoğan görüşmesi için kullandı, ama bence bu biraz abartılı geldi bana. Hı. 31 Mart bir kilometre taşıydı Türkiye'nin normalleşmesi anlamıyla. Özgür Özel bu görüşmelerde iki tarafa mesaj veriyor gerçekten. Türkiye'nin tümüne mesaj veriyor. Erdoğan'la yaptığı görüşmede parti eski genel başkanlarına yönelik, bugün Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmede de parti içine mesaj veriyor. Özgür Özel şunun farkında: yeni bir dönem başladı. Yeni bir siyasal iklim başladı. Roller değişti. Yani 31 Mart öncesi olan rollerle bu roller arasında ciddi bir fark var. Yani eğer 31 Mart'ta Cumhur İttifakı, AKP, MHP bloğu büyük şehirlerin önemli bölümünü kazanmış olsaydı, bugün başka bir şey konuşuyor olacaktı. Özgür Özel bunu aslında önemli bir fırsata çevirmiş durumda. Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yayınladığı bir mesajlar vardı, biliyorsunuz. Özgür Özel'in de yayınladığı mesajlar vardı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na kavga etmek istemiyor. Kılıçdaroğlu'nu da bir genel başkan olarak gerçekten bir biçimde tartışmanın dışına taşımaya çalışıyor. Bence doğru bir iş, doğru bir yöntem. Çünkü bu yeni siyasal yeni atmosfer Türkiye için yeni fırsatları beraberinde geçiyor. Yani demin konuşuldu. Yani Erdoğan'ın normalleşme için attığı adım, ya da kendi ifadeleriyle yumuşama kavramını kullanması, çok isteyerek kullandığı bir kavram olduğu kanaatinde değilim. Niyet okuma yapmak için söylemiyorum, ama bugüne kadar sürecin doğrudan sorumlusu Erdoğan'dı. Bu sistemin kendisiydi. Yani 22 yıllık alışkanlıklar kolay değişmez. Yani ben sıklıkla kullanıyorum. Erdoğan bu ülkenin en statükocu ismi. Statüko dersek Erdoğan'ı göstermemiz lazım. Statükocu parti dersek AKP'yi, onun partisini göstermemiz gerekiyor. Statükonun anlamı o anlamıyla şuraya denk geliyor. 22 yıllık alışkanlıkları, 20 yıllık iktidarı değiştirmek istemez Erdoğan. Ama 31 Mart aslında geçmiş bir mesajı da beraberinde taşıdı. Belki bu değişimin yolu, Türkiye'nin normalleşmesinin yolu 2013 gezi eylemleriyle açılabilirdi. 2015 seçimlerinde açılabilirdi, olmadı. 2023'te açılabilirdi, yine olmadı. Oldukça gecikmiş, yaklaşık 10 yıl gecikmiş bir normalleşmenin kapısı açılmış durumda. Hem bunu Erdoğan okumuş, hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel okumuş durumda. Bu nedenle bu hamleler, bakın son 3-4 günlük tura bakın. Özgür Özel 1 Mayıs'ta gitti. Özgür Özel DEM Partisi eş başkanlarıyla görüştü. Özgür Özel Erdoğan'la görüştü. Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Bunlar doğru hamleler ve Türkiye önümüzdeki dönem artık başka bir yere doğru evrilecek, açılmaz içinde evrilecek ve değişimin o anlamda da merkezi muhalefet olacak. Cumhuriyet Halk Partisi merkezi bir muhalefet olacak. Değişimi iktidardan beklemek bence dün de doğru değil, bugün de doğru değil. İktidar değişime ya da normalleşmeye mecburen evet diyor. Bugün dikkatinizi çekmiştir. Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD toplantısında bölgeye yönelik demesi. Dedi ki bölgemizde kavga peşinde değiliz. Biz bölgemizde hiç şey bugüne kadar düşmanlık yapmadık, kavga peşinde değiliz. Ama biz biliyoruz ki eğer bugün Türkiye bu kadar sorun yaşıyorsa 2011'de Arap Baharı'nı açıkça destekleyen
taraf olan Suriye meselesinde işlerine karışan kimdi? Çok net yani. Erdoğan'ın bizzatıydı. Erdoğan şunu görmüştü da bu önemli gerçekten. 31 Mart'ta kazanan ve kaybedenler yer değiştirdi. Kaybedenler kurucu hep CHP'lilerdi. Hep muhalefetti. Bugün CHP eğer Türkiye birinci partisi olduysa roller değişmiş durumda. Evet. Bu değişim bence iyi yönetilebilirse Türkiye'nin önü açılabilir. Çünkü görüşmeden sonra ben Kılıçdaroğlu'nun da Özgür Özel ya da başka açıklamalar, Özgür Özel ya da partiye çok yeni ve tartışmaya açıklamalar yapmayacağı kanaatindeyim. Çünkü seçim öncesinde konuşuyorduk. Seçim öncesinde ittifaklar önemli diyorduk ama ittifakların bir ayağı da parti içi ittifaktı. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ittifaktı. Bugünkü görüşme bence Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki evet. ittifakı daha da büyütür.